Bazen ne yaparsak yapalım kaderin önüne geçilmiyor. Gerçekten öyle. Hani biz önlemimizi alalım, tabii ki önlemleri alacağız ama kaderde ne yazıyorsa o oluyor. Allah'ın yazdığını zaten kimse, hiçbirimiz bozamayız. Öyle bir gücümüz de yok, haşa. Bakın, depreme Hatay'da yakalanan Necip Çakmak ve ailesi sağ kurtulmayı başardı. Korkudan hemen kenti terk eden aile üyeleri polis olan kızlarının Kütahya'daki evine yerleşti. Kızları polis ve Kütahya'da yaşıyor. Hemen polis olan kızlarının Kütahya'daki evine gittiler, yerleştiler. Ama dedim ya, kaderin önüne geçilmiyor. Azrail peşlerinden gitti ve depremde hayatta kalan baba Necip Çakmak o evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Deprem bölgesinden mi geldi bu aile? Üçüncü kattaki aile, polis ailesi. Depremden kurtuldu. Şehir değiştirip kızının evine yerleşti ama Azrail peşini bırakmadı. Depremzede Necip Çakmak kızının evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Ne zaman geldiler? Evet, gün geldiler. 63 yaşındaki Necip Çakmak ailesiyle birlikte Hatay'da yaşıyordu. Depremde evleri hasar görünce eşi ve çocuklarını yanına alıp Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis kızı Fatma Çakmak'ın yanına gitti. Çakmak ailesi depremden kurtulmuştu ama Azrail peşlerini bırakmıyordu. Kızının yaşadığı binanın zemin katındaki ikinci el eşya dükkanında yangın çıktı. Merdiven boşluğuna dolan duman yüzünden kimse binadan çıkamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3. kata yerleşen Çakmak ailesini merdivenle tahliye etti. Yoğun dumandan etkilenen baba Necip Çakmak'ın bilinci kapalıydı. Merdivenle indirildikten sonra durumu ağır olan talihsiz adam hemen hastaneye yetiştirildi. Ancak doktorların çabası baba Necip Çakmak'ı hayatta tutmaya yetmedi. Yoğun bakıma alınan oğlunun da hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı açıklandı.